karetaların yumurtladığı alan, Türk askerlerinin adaya ilk ayak bastıkları yer. Şekil Ağa'da gördüğümüz örnek kişi, bu suyun da hastalıklara iyi geldiği. Herkesin çok fazla bilmediği Ayfilon plajındayız. Sadece birazcık bulutlar ve birazcık yağmur tehlikesi var şu anda. Çok güzel kafa dinleyebileceğiniz bir yer. Bu kumsal aynı zamanda koruma altında bir bölge çünkü karetaların yumurtladığı alan. Bugün göremedik. Belki siz geldiğinizde birkaç tanesine rastlarsınız. Çöllerde dolaşmak nasıl olur diye merak ediyorsanız burada ufak bir simülasyonu var. Altın kum plajlarının olduğu tarafı görüyorsunuz hemen arkamda. Aynı zamanda yine karetaların yumurtladığı yer. Haziran, Temmuz gibi yumurtluyorlar ve yumurtadan da minik kaplumbağalar Ağustos ayında çıkıyor. Hemen plajların yukarısına doğru biraz devam ettiğinizde Afrika'nın çöllerini andıran kumluk bir bölge var. Şekil Ağa'da gördüğümüz örnek kişi şu an sahile doğru altın kum plajının çöl iklimine kumlarında yuvarlanıyordu. Bahtsız Bedevi tarzında yolculuğumuza devam ediyoruz. Karpaz'dan Andreas Kilisesi'ne doğru giderken böyle sevimli dostlarımız bizi karşılıyorlar yolda. Bu bir artık ritüel haline gelmiş. Zaten özellikle bize söylediler yanınızda gelirken marul ve havuç getirin diye. Sizin yiyecek vereceğinizi tahmin ediyorlar ve yanınıza doğru geliyorlar. Şu an gördüğünüz gibi benden bunları almaya çalışıyor. Zararsızlar, sadece biraz fazla ısrarcı olabiliyorlar. Dur, sana bir tane daha verelim. Dışarı hafif. Bunların sahipleri yok. Doğada bu şekilde gruplar halinde yaşıyorlar. Biraz ileriye gidelim, öbürüne de verelim. Sana veda ediyorum şimdi. Gel. Aa, dışlandı şu anda. Hemen direksiyonun öbür tarafında da varlar bu arada. Zannetmeyin ki bir tane var yanımızda. Her tarafımız eşek şu anda. Bu sefer hepsini kaptırmayacağım. Dişler çok güçlü yalnız, kuvvetli. Gel sana da verelim. Birbirlerini kıskanıyorlar, sinirleniyorlar. Al bakalım. Burnunu sıkıştırmayalım. Al bakalım. Afiyet olsun size. Hoşçakalın. Kaplanın burnumu öfledi. Gerçekten kötü koktu. Kuzey Kıbrıs'ta Zafer Burnu'na en yakın noktalardan bir tanesindeyiz. Andreas Kilisesi'nin hemen altındaki sözde kutsal suyun çıkmakta olduğu çeşmenin önündeyiz. Tabii efsaneler var. Aziz Andreas'ın asasını bu noktaya vurup buradan bir anda tatlı su elde ettiğiyle ilgili bu suyun da hastalıklara iyi geldiği, kendisinin de sürekli bu suyla yıkandığı yönünde efsaneler var. Evet, şimdi kilisenin içine giriyoruz. Papazımız özel olarak bizim için açıyor. Öyle değil tabii ki. Sadece öğle yemeğine gitmiş, yeni geldi. Bakalım içerisi nasıl? Bir Ortodoks kilisesi ama birçok kesim tarafından da yine kutsal kabul edilen bir yer aslında. Kilisenin hemen çıkışında da mumlarla bak. Kuzey Kıbrıs'ın önemli noktalarından bir tanesi Yavuz Çıkarma Plajı'ndayız şu anda. Burası 1974 yılında Türk askerlerinin adaya ilk ayak bastıkları yer. Burada şehit düşenler için hatta hemen plajın arka tarafında bir anıt da bulunuyor. Plaj aynı zamanda adanın denize girmek için güzel noktalarından bir tanesi tarihi anlamının dışında. Yan tarafta Escape Beach isimli özel bir plaj var. Giriş ücretli. Sadece oraya mahkum değilsiniz. Bir yan tarafındaki boş kumsalda isterseniz ücretsiz şekilde takılabilirsiniz. Deniz de oldukça güzel görünüyor. Hatta tur gemileri de yanaşmış. Biz de şimdi denize girip biraz yüzelim. Arkamda gördüğünüz Sen Hilaryon Kalesi. Kıbrıs'ın simge yapılarından bir tanesi. Birkaç tane bu şekilde dağların eteklerine kurulmuş kale var. Ama eğer zamanınız azsa mutlaka görmeniz gereken ilk tercih edebileceğiniz yer burası Sen Hilaryon. İnanışa göre Filistinli Sen Hilaryon tarafından aslında bir konut olarak inşa edilmiş. Daha sonrasında çok fazla ziyaretçi gelip gittikçe bir manastır kısmı da eklenmiş. Bu kalede de Lüzinyanlıların etkisi çok fazla. Aslan yürekli Richard olarak bilinen İngiliz 1. Richard'dan adayı satın alıp 300 yıl buraya hükmediyorlar. Bu kalede de yine birçok değişiklik yapıyorlar. Devamında Venediklerin adaya işgali sonucunda hakimiyetlerini buradaki kaybediyorlar. Panoramik bir manzara hem Beşparmak Dağları'na kurulmuş olan bu kalede.
bölgeyi gezerken uzaktan bir tango sesi duydum. Hatta dalga geçtim acaba dans gecesi mi var diye ve gerçekten kalede senede bir kere düzenlenen tango festivali varmış. Ortam müthiş. Girne'ye 10 kilometre uzaklıktaki Lapta köyünün koyunu görüyorsunuz şu an arkamda. Kocaman kocaman bir sürü balık var denizin içinde. Yan tarafta da bir dalgıç eğitim merkezi var. Oradan ekipman kiralayıp dalışa da çıkabiliyorsunuz. Girne'ye hem yakın bir yerde kalmak, hem merkeze yakın olmak, gece hayatına yakın olmak ama aynı zamanda da gününüzü biraz daha huzurlu geçirmek, daha tenha bir yerde denize girmek istiyorsanız Lapta koyu tercih edebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Beşparmak Dağları'nın eteklerine kurulmuş olan Bellapayı Manastırı arkamda. Anlamı Barış Manastırı. 11. yüzyılda inşa edilmiş. Hikayesi de şöyle. İlk kullananlar burayı Agustinyan isimli rahipler. Bunlar aslında Kudüs'te yaşarlarken Selahaddin Eyyubi geliyor, Kudüs'ü işgal ediyor ve oradaki rahipler de kaçıp buraya sığınıyorlar. İçeriye gezebiliyorsunuz. Vatandaşlar için 7 TL bir ücreti var. Nereden geldiğinize göre ödeyeceğiniz ücret de değişiyor. İçeride bir de konser salonu bölümü var. Konserler düzenleniyor bu bölümde. Bunları da takip edip gelmişken böyle değişik bir etkinliğe katılabilirsiniz. Şimdi bir de manastırın içine bakalım. Yine meşhur Lüzinyanlıların yapımını başlattığı camiyi görüyorsunuz. Tabii ki cami olarak değil, ilk başta bir kilise olarak yapılmış. 1326 yılında tamamlanmış bir kilise aslında. Ama 1570 yılında Osmanlı'nın burayı işgalinden sonra Mustafa Paşa ilk namazını gelip burada harabe halindeki bu ibadethanede kılmış. Devamında da 1571 yılında tamamen cami haline, gördüğünüz Selimiye Camisi haline çevrilmiş. Eski ismi Ayasofya Kilisesi, yeni ismi Selimiye Camii olan bu yapı Büyükan'ın hemen karşısında bulunuyor. Ama biz Büyükan'ı gezemedik. Bugün pazar. Pazar günleri 5'e kadar açık. Daha doğrusu hafta sonları 5'e kadar açık. Hafta içi de akşam 9'a kadar orayı gezebiliyorsunuz. İsterseniz arabadan inip de besleyebilirsiniz. Ama birkaç tane olmamalarına dikkat edin. Yalnız yakalamaya çalışın. Yoksa sinirlenebiliyorlar. Şimdi en sevdiklerinden bir adet havuç vereceğim kendisine. Yani biraz fazla doyurduk. O yüzden şu an geri geri gidiyor ilginç bir şekilde. Gel bakalım. Orada kendilerini sevdirmiyorlar. Dokunmaya çalıştığında kaçıyor direkt. Ağzı dolu. Evet, lokmasını bitirdi sanırım. Şu anda havucumu tarifinde. Deniz manzarasında eşek besleme keyifli isimli videomuz. Evet, şu anda beslememizi bekleyen eşekler böyle gelip kafalarını arabanın içine sokuyorlar. Al bakalım. Turistler.